Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu an sizlere Diyarbakır'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği'nin konuğu olduk. Yanımızda kurumun yönetim kurulu başkanı Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimizi sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mehmet Tekin kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Mehmet Tekin, 1975 Diyarbakır doğumlu. Evet. Van 100. yıl mezunu. 1996 yılından beri bu sektördeyiz. Evet. Bir gönüllü arkadaşla Leonardo Da Vinci Derneğimizin temelini 96 yılından beri attık. Yönetim kurulu başkanı olarak da şu an hizmetlerinize ve faaliyetlerinize kurumda devam ettiriyorsunuz. Doğrudur efendim. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım değerli izleyicilerimize. Verilen hizmetler nelerdir efendim? Biraz bahseder misiniz? Efendim yaklaşık 40 gönüllü öğretmen üyemiz var. Temel hizmetimiz özellikle sanat ve kültürel dersleri üzerinde olmak yanı sıra dezavantajlı çocuklarımıza yönelik özellikle yetim ve terim mağduru çocuklarımıza resim, spor, müzik ve yanı sıra okul derslerine katkıda bulunmak için burada eğitim vermekteyiz. Evet, yani birçok kategoride burada eğitimlerinizi, özellikle tabii sanatsal faaliyetler ağırlıklı olmak üzere siz burada eğitimlerinize devam ediyorsunuz. 2012 yılından itibaren Leonardo Da Vinci Derneğimiz resmi olarak kuruluşu bulunmakta. Evet. 2012 ile 2015 yılları arasında %100 bir başarımız oldu. Büyük başarıya katkıda bulunduk. 2016 yılında ise başarımız %98'e maalesef düştü. Bize genelde başvuruda bulunan kesimler dezavantajlı çocuklar, fakir aile çocukları, ev hanımları, terim mağduru olup köyden, ilçeden, Diyarbakır'ımıza göç eden ailelerimiz bize başvurmakta. Evet. Tabii bunun yanı sıra halk eğitimleri ortak projelerimiz oluyor. Bu yıl Kayapınar ilçesi, Bağla ilçesi ve Yenişehir ilçe halk eğitimleriyle protokol imzaladık. Onlarla beraber ortak kurslarımız oldu. Bayramdan sonra ise yeni projelerimizle beraber bize başvuran kitleye, özellikle ev hanımlara yönelik bir projemiz var İşkur bünyesinde. Evet. Gerçekleşirse yeni bir kitleye hizmet vermekten memnun duyacağız. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Sağ olun. Efendim. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Diyarbakır'dan ve sektörün en iyisi Leonardo Da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.